Evet arkadaşlar, eğlenceli hazırlığımız devam ederken ekibimizi doyurmak adına çok güzel bir sponsorumuz var bu sefer. Hemen size şöyle göstereyim. Çabuk Mac & Cheese, Knorr'dan. Çabuk Mac & Cheese yapalım. Yoğun çalışma anında her şey hazırlanırken hızlıdan yapmak için harika ve tadı mükemmel. Şimdi herkese bunu yedireceğim. Herkese yedireceğim. Bu sosu. Makarnayı bildiğin saçlayacağız 7-8 dakika. Ondan sonra süzeceğiz. Sosu koyup üzerine bir bardak süt, bir kaşık da tereyağı. Şık şık bitti yavrum. Pratik yemeklerde bu hafta. At içine. At artık aşkım. Ha, atayım mı? Tamam. Sen bir kutu daha at. Biz kalabalığız. Hepsini yeriz. O zaman iki katı yapın her şeyi. Çalışan için, öğrenci için, gamer için. Gece acıktın. Çok iyi oluyor burada. 5 dakikada mutfağa girip pıt. Evet pişti. 2 bardak süt. Biz 2 bardak koyuyoruz. 2 paket yaptığımız için. Normalde siz birebir yapın. Üstünde yazıyor bu arada tarifi. Çok rahat yaparsınız. 2 kaşığı attık ya. Şimdi üzerine de soslar atacağız. O da böyle birbirine işte kaynaşıncaya kadar. Onlar arkadaşlanıncaya kadar. Oy pardon karıcığım. Pişirin yavrum. Bunu da aç. Açayım. At at çabuk. Karıştıralım. Hadi. İyice karıştır. Sütünü de emsin. Hepsi birbirine. Oh mis gibi. Onları sen çöpe al. Bir taneleri kaldır. Kaldırayım. Oh. Erkeklere bol koy. Doymuyorlar. Yunus. Yunus bugün asistanıyla gelmiş. 3 müzisyen, bir tonmeister, bir Yunus, bir Yunus asistanı, Aleyna. Asistanın adı ne? Ahmet. Ahmet Bey ve Yunus. Ona Bey diyeceğiz. Oğuzhan da var. O da müzisyen aynı Oğuzhan, zamanda. Oğuzhan arkadaşlar. Oğuzhan'ın ekibi. Doldu bitti herhalde. Şuradan 2 kaşık ver de bir tadına. Peynirli makarna. Oh! Sıcak! Çok iyi abi. Çok. Sen içeriye böyle çocuklar aç olan var mı? Reklam filmlerinde olur öyle gir. Evet. Tamam mı? Hadi git karşıla Ceyda ablanı. Ahmet Bey'e de söyle. Hazır olsun. Abi çok iyiyim sen. Karnı acıkan var mı? Evet. Tabii ki de evet. Getiriyorum. Teşekkür ediyorum. Yavrum dur şimdi. Müzisyenlerimi beslemem yavrum, lazım önce. Yavrum ama şimdi o yeni tamam bölüm. Sana da getireceğim dur. Biz? Benimkini getir. Bizimki içe. Nasıl yaptınız tarifi alabilir miyim? Tarifi çok basit. Ama benim sırrım o. Şimdi müthiş büyük bir değişimle geri geliyorum. Hazır mısınız? Hemen fırlatın dansı. Dans size bak. Farkındaysanız bugün açılışı ben yaptım. Çünkü bugün programın sunucusu benim. Bunun için sizlerden bir alkış istiyorum. Niye istedim bilmiyorum. İstenmez mi mantıklı düşündüm. Kim geliyor? Konuğumuz geliyor. Bu kadar bağırılıyor mu ya? Niye bu kadar bağırıyorum? Patlıyor mu sesin? Konuğumuz geliyor. Oğuzhan Uğur. Duyuyormuşum gibi müziği yapayım da. Müzik yok bu çok arada. İyi. Fırat Albayrak. Senin için bak müzisyen sayımız arttı. Kalitemizi arttırdık. Estağfurullah. Gerçekten düşük bütçeli demiştiniz. Hiç düşük bütçeli değilmiş. Artıyor bütçeli. Görünce anladım. Miray aramıza yeni katıldı bugün. Miray'ı göstermek istedim sizlere. Şimdi tabii artık grup oldular. Onlara bir isim vermemiz lazım. Tabii. En azından burada çaldıklarında bir isimleri olmalı. Mesela moleküler cezvenin son damlası falan gibi böyle abuk isimler ters var ya. Ters dönmüş bardaklar. Ne olsun? Ne kadar ayıp. Hiç sürü müzik grubunu şu anda şey yaptı. Ama çok garip isimler abi. Nereden buluyorlar? Harika oynadım. Buldum. Dora yakın oturanlar. Dora da ismi. Burası da kapıda. Evet. Bizim güzel bir müzik grubu olmadı mı? Ben aslında şey de düşünmüştüm kanka. Bold and Beauties. Evet, kel ve güzeller olarak düşünmüştüm. Bold and Beauties güzeldi ama neyse. Ceylan... Dora yakın oturanlar daha iyi değil mi? Daha iyi, Dora'ya oturanlar. Yani şu sen an o kadar bilemedim ki ben düşünmüyorum. Düşünmeme engelledim İsmi şu, ben düşünmüyorum. Evet, Dora yakın oturanlar ve düşük bütçeli talk show şu anda başlıyor. Böyle bir sunuculuk tercih ettim, iyi mi? Tamam, neyse istersen karıcığım. Bir dakika, Rita yok. Şila burada. Rita.
Yalnız en kötüsü. Abi balkonda kalıyor mesela. 3 saat sesi çıkmıyor. Oturuyor orada öyle ve cama bakıyor abi böyle. İnsan bir ses yapar, biz de biliriz. Çünkü bazen bu bir odaya giriyor. 3 saat uyuyor. Hiçbir duymuyoruz nerede olduğunu. Belki saftirik bir derdi ya. Vardır, kurban oldum. Aşkım biraz çocuğun dibine mi fazla girdin? Ne yaptın? Yok gel. Bir kafanı şey ya. Özledim. Bir yıldır görüşmüyoruz ya. Biz gerçekten normal böyle sohbet ediyoruz telefonda falan filan ama hep programlarda buluşuyoruz. Evet, ve siz benim programıma geliyorsunuz. Orada böyle ayaküstü ne yaptınız, ne ettiniz onu konuşuyoruz. Ya ben sizin programınıza geliyorum. Evet, bunu artık normal bir şey. Çünkü çok çalışıyorsunuz. Sen çalışmıyorsun sanki. Çünkü. Ben bu sene hiç çalışmadım. Abi mekan açtık. Mekan açtık ama onu da ben açmadım sonuçta yani. Bir şekilde ismimizi kullandırıp insanlara mekan görün. Ya ben ne zannediyordum biliyor musun? Pinch Pub açılınca böyle Pinch Pub adı yani evet. Pub olmasını özellikle rica ettim insanlara. Tamam. Bir pub'dan 3-5 kat büyük bile olsa dedim ki böyle gireceğim içeri, oha mekan sahibi falan. Geçen gün bir girdim, Zenne oynuyor sahnede. Gece kulübüne çevirmişler ortamı. Zennettiğin gibi olmadı demek ki hiçbir şey. Yok yok. İlacımı içtim de geldim. Evet gerçekten olmadı. Nasıl gidiyor? Artık mekancı oldun. YouTube'a videolar gelmiyor gibi görüntüledim. Görüntüledin mi? Görüntüleme yok. Ya vallahi tabii mekan çok tatlı oldu. Benim hiç bilmediğim bir şey bu arada. Yani hiç anlamam ama zamanında mekan olayını çok iyi bilen insanlarla ortak olduğum için herhalde kazıklıyorlar falan bile. Yani çok anlamadım yani mekanım var. Çok eğleniyorum sadece. Arkadaşlarımla bir araya işte gittiğimde bize hazır bir sahne var. Orada orkestra var, DJ'ler var falan filan. Kendi eğlencemizi orada yaşayabiliyoruz. Onun fantezisi çok güzel oldu. Ama Beyoğlu'nda olmak çok zor. Niye? Çok zor. İnsanlar sağ olsunlar geliyorlar sürekli zaten ama mesela gösterilerimizi yapmaya başladık Pinch'i. Sizin geldiğiniz bölüm 1 saat 45 dakikada biletler tükendi. Ay. İnanılmazdı. Ama o bizim geldiğimiz için değil ki. Zaten bizi gelmeden zaten önce zaten tükeniyordu. Tabii ama zaten senin biletlerin tükeniyor. Ama İrem Derici ile beraber tabii ki. Ama hayır şimdi kibarlık yapmayın. Normalde 4-5 saatte tükenen biletler sizin isminizi koyduktan 1,5 saat sonra tükendi. O zaman %20'sini alırım kazancı. Tamam olur. Ama şöyle insanlar siz çıktığınızda verdiği tepkiyi insanların evet. Duymuşsunuzdur yani. Evet, orta kulak iltihabı olduk yani. Öyle çığlık attılar sizi görünce. Yani bilet satıyoruz, para kazanıyoruz, mekan var falan filan ama İstiklal olayı birazcık bizi bozdu maalesef. Direniriz dedik ama artık direnecek durumda değiliz. Aa değiştireceğim ya. Peki Kadıköy'e bir açmanız yok mu bir yer? Caddede çok güzel potansiyel var. Aşkım sen bayağı şey gibi konuşuyorsun. Böyle sanki hani çocuğu bir üstüne birazcık bir açılsam ya rahat mısın? Ama biz böyle çok yapıyoruz. Abi kadrajdan çıkmayayım diye yapıyorum. Evet son sınırımı söyleyin. Orada köşede şöyle oturayım ben. Adamı uzaklaştırdılar ben. Hayır tamam. O yüzden demedim ya. Ben... Anlat karıcığım iyi bir sunucu oldun. Ya gel gel lütfen. Sen Pelin'in üstü alt alta eğlendiniz orada. Bu doğru. Benim de arkadaşım gel, gelmiş. Gel kurbanım abi. Gel. Evet. Yani mekancılık zor iş. Güzel iş ama... Peki düşünüyor musunuz buralara yani yayılmayı? Evet başka bir yere geçeceğiz. Nereye? Hatta orayı kapatıyorum ben. Ha yeni bir yer açacaksın sen. Yeni daha farklı. Böyle insanlar gitsinler, dart atsınlar, takılsınlar, sohbet etsinler. Nerede açacaksın? İşte onun yeri şu anda tam belli. Bak bu taraf çok nezih. Kanka öyle dart mart evet, diyorsan gel bu tarafa aç ya. Açalım yani. Yapalım, yapalım beraber yapalım. Bak süper olur dedi. Evet. Müzisyenlerimiz çok mekana gidiyorsunuz. Ben devamlı gelirim yani. Çok mutlu oldum. Bu tarafı ittiriyoruz lütfen. Yorumlarda da bu taraf, bu taraf diye. Dora da gittiği mekanda bir para harcar sorma. Tabii tabii. Sorma yani. Şişe açtırmalar üst üste. Anlatamam yani. Peki video ne zaman geliyor Pinch'e? Birazcık saldın gibi sanki. Saldım. Neden? Ama... Ne oldu? Anlatayım mı? Şimdi yok. Bana falan deyip. Hayır bir kere sen niye Pinch'e ayrı kanal açtın? Çünkü Babala TV'de şimdi seçimler de yaklaşıyor biliyorsun. Çok siyasi mevzulara giriyoruz ya Babala evet. TV'de. Babala TV'nin içerisinde bir sürü tartışma programı var. Farklı görüşlerin karşı karşıya geldiği programlar var ve evet. İnsanlar da icabet ediyorlar. 3 milyon 5 milyon izliyorlar. Oraya Pinch'i soktuğun zaman, entegre ettiğin zaman normal işte siyaset programı izlemeye gelen adam bir anda benim... Bir sonraki videoya geçiyor. Yani düşünsene ben masada böyleyim. Evet ülkenin geleceği falan filan diyorum. Adam otomatik olarak ya da YouTube atıyor bir sonraki programı Pinch. Ben çıkıyorum hepinizin falan deyip başlıyorum konuya. Ama abi biraz da gülsün eğlensin zaten sıkıntı yaşıyor herkes. Yok abi millet öyle gülecek kadar bile şey değil artık. O çok sinirli herkes. O yüzden dedim ki Pinch'in kendi kanalı olsun. Şakacık şakacık videoları da oraya atalım. Zaten internet evet. Dizilerimiz de başlayacak yakında. Hadi be. Tabii geçen sene başlayacaktı. Başlatamadık işte. İnternet dizileri derken birden fazla dizi mi? Pinch'e mi atacaksın? 3 tane dizimiz var şu anda. Okan Bayülgen Zaga formatını upgrade edip yani programı tekrar bizim YouTube kanalımızda başlayacak. Bir dakika o dizi değil ki. Dizi hayır değil bu dizi işte. Dışında diziler... projelerini anlatıyor şu an. Evet genel projeleri. Talk show ya anlatayım. Tamam. Talk show'da anlatılır ya aşkım. Aynen. Usulen dinleyeceğiz bunları yani biz yoksa merak ettiniz. Ben dizileri merak ettim. Ben hep öyle yapıyorum haklısın. Kafamızda eskiden hayal ettiğimiz ya biz çok büyürsek ve prodüksiyon anlamında da gelişirsek aha. Dizi de yaparız, sinema filmi de yaparız falan filan dediğimiz her şeyi işte bu sene artık başlatıyoruz. Bu arada o dizilerde sen oynuyorsun hepsinde. Yok oynamıyorum. Sen sadece yapımcılığını yapıyorsun. Dışarıdan çocuklar geliyor abi çok acayip. Düşünsene zamanında işte Okan Bayülgenler Kanal D'de program yaparken ben üniversitedeyken evet. Sadece şey vardı. Messenger şey, vardı. Birbirimizi evet. Titretiyorduk falan evet. Filan. Kimseye ulaşamıyorduk. İyi bir fikrin olsa bile düşünsene bugünün televizyoncularına ulaşmak gibi kolay mıydı tabii eskiden? Nereye ya? Mailler atacaksın. Tabii. Onlar işi çok beğense bile
diyecekler ki bu tutmaz, sonra seni gönderip işini çalarlar falan. Neler neler tabii, yaşadık. Bunlar yaşandık. Şimdi en kralı biz, yaşandı. Tabii hepimiz yaşadık. Bunları yaşamayalım diye biz de bir sayfa açtık. Gençler böyle fikirlerini bize atıyorlar. Gerçekten inanılmaz zehir gibi fikirleri var. Ve biz de onlara para verip prodüksiyon desteği sağlayıp hiç yüzde falan da almıyoruz. Sadece işte reklam gelirlerinin bir kısmını talep ediyoruz. Onlar da gelip dizilerini bizde yapıyorlar. Kaç dakika olacak dizi? 15 dakika, çok 20 iyi. Dakika arası. Ne zaman yayınlanacak? Yani sanıyorum ortalama. Eylül ayında başlayacak. Neyse peki albüm gelecek mi? Albüm tabii ki gelmeyecek ama. Yani zamanında yaptığımız o bütün şarkılardan. Nasıl? Bir daha hiçbir zaman bir şarkı gelmeyecek mi? Gelecek ama albüm şeklinde değil tabii. Bir sonraki klibin şarkını olacak ya kesin bir yere olacak. Yani evet, evet. Onda ben oynuyor muyum? Kesin oynuyorsun, konuştuk zaten. Ama tabii ki. Ama burada söz verebilir miyim? Söz veriyorum kameraların önünde. Çünkü ben bir Oğuzhan Uğur hani fanıyım eskisinden. Ah kurban olayım. Eskiden gelen. Yalan mı? Sen bizi ilk programa çağırdığında ben şarkı söyleyen Oğuzhan Uğur mu dedim. Evet. Vallahi bak. O kadar izlememiş hiçbir program. Hayır o şarkı. Hayır biliyorum. Biliyorum. Konuştuk onu. Ama biliyorum, ben şarkılarını biliyorum, çok seviyorum. Şimdi biliyorum. Ben de pinçi minçi bırakalım kendini. Ben de seni albüme yönlendireyim de sen gör. Ama eğleneceğimiz bir şarkı. Öyle hit olsun tutsun falan filan değil. Senin kliplerin muhteşem. O klipte ben de oynuyor muyum? Ceyda oynuyorsa. Elbette. Tamam. Oynarsın canım bir köşesinde. Şimdi yakışıklı bir dansçıyla bir sahnesi olur, o ben olmalıyım. Sen böyle bir çocuk değilsin. Ben yakışıklı bir dansçı çocuk değil miyim? Ben yakışıklı değil miyim? Çok yakışıklısın işte, onu diyorum. O ben olayım diyorum işte, ben oynayayım onu. Kanka ben senin şarkılarını hiç bilmiyorum. Bak ama bak, ben Türkçe şarkı da bilmiyorum. Bari biraz rol yapılan. Bak, hemen abi, hemen dökülüyor. Dinle. Bir tane dinleriz. Hemen deşifre oldu abi, ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Türkçe şarkı ben bilmiyorum. Türkçe değil ki benim şarkılarım falan deyip patlarsın. Yapma yapma. İnandı gerçekten. Ben pinç biliyorum. Sohbetleri biliyorum. Videoları biliyorum. Herkes kendi zevkine göre. O da onları bilmez. Onları biliyor gerçi o. Nasıl bilmez? O, ben, biz seni tanımadan önce. Yani YouTube'da değilken buna kahvaltıda açıyordu, seni izliyorlardı. Aldın ama. Viraja aldı. Güzel aldı. Güzel. Ne virajımız? Yalan değil ama ya. Gerçekten bilmiyorum kanka. Ben şarkıdan anlamam. Tamam ki abi. Kalmışım 80'ler rock'ında yani. Ben daha ileriye gidemedim. Ya ama çok seveceksin. Çok çok. Ha bu bok bulursun var ya. Hı-hı. Onu biliyorum. Bir tek burayı biliyorum. Bok bulursun. Klipleri aslında bir şey söyleyeyim mi? Zamanında yaptığım şarkıların tamamını klibi nasıl olur diye yaptım. Mesela o biyolojik konusunun klibini 6 saatte çektik. Çok İşte Terbiyesim klibini 1,5 saatte iyi. Çektik falan filan. Gidip sırf klip çekmek için şarkı yapıyorduk. Madın yapıyorum. Mı? Bu arada içlerinde en iyisi bence. Evet abi. Şu an bu şarkı senin için be olsam. Ben seni bu yollardan kurtarmadım. Bir sorum daha var. Bana bunu yapmadaki kadın vokal kim? Ceylan Koynat. Çok iyi sesi var. Evet şu kadar bir kız inanılmaz. Geldi böyle. Bilmiyordum şarkıyı. Tabii ki abi. Abi ben şimdi yakında İzmir'e gidiyorum. Full seni dinleyerek. Ben bütün yol dinleteceğim tamam. Bak. Ve o klipleri de izle. Klipleri sonra, de izle ama. Çünkü ona benzer bir klipte oynayacaksın çünkü evet. Çok ben oynarım abi. Yaşasın. Peki o klipler mesela ilk günden bugüne kadar nasıl herkes aynı anda oynatmayı başa... Hani hep aynı insanlar oynuyor abi. Hiç küsmemişsiniz burada. Küsmüyoruz. Benim orkestramda 12 senedir beraberiz. Çok iyi. Çok tatlı insanlar. O yüzden de güzel çıkıyor bu arada her şey. Tabii. Çünkü rahatsınız birlikte. Evet. Dora yakın oturanlar ve biz de. İnşallah 12 yıl hep beraber şey yapacağız. İnşallah. Vur ya. Daha uzun sürsün. Vur. Cıpıs. Daha uzun sürsün. Çok tatlı bir vefa var aramızda. Çok tatlı. Bizim de öyle. Ve şey de düşünmüyoruz. Kamera biz nasıl gözüküyoruz? İşte efendim şöyle mi hareket edelim? Böyle mi hareket? Hiç öyle bir durumumuz olmadığı için çok kamera kayda giriyoruz, akıyoruz zaten. Yani. Aynen. Belli oluyor. Herkes biliyordur da bilmiyorsanız bakarsınız. Mesela şu an gözükmüyorlar umurlarında mı? Değil. Şuraya şuraya bir şey değil mi? Ekstra onun için kamera artık. Düşündüm bugün düşündüm ama bu Yunus Bey. Ya, ay ben buraya hiç bakmadım. Yunus sen burada mısın? Güzelliğin bir görünsün. Makyaj yaptın değişik. Makyaj yaptım ben. Gel gel yaklaş. Yaklaş deyip vesikalık şeyine geçiyor pozuna. Uzunlarını açtım, uzunları yaktık. Gördün mü? Ne güzel koltukmuş ya. Masayı kimden aldınız? Talk show için mi aldınız? Bunun için aldık. Talk show için aldık. Bir deneyebilir miyim? Ya burada? Çekiyor, kanın çekiyor değil mi burada oturuyor? Evet ya. Ben de şöyle geçeyim de birazcık boyun posum gözüküm. Boşuna mı giyindim bu elbiseyi? Oh. İstersen buradan sonra sen devam et. Yok estağfurullah çok güzelmiş. Bize sormak sevgilemez misin? Ama hep bu şekilde değil mi? Normalde talk show'lar daha samimi, daha sıcak. Tabii. Abi ben evde olduğu için samimi olduğunu düşünüyorum. Ev ortamının etkisi var. Ya seninle arkadaşız mesela. Tamam kolay işimiz de. Burada arkadaşımız olmayan da aynı şeyi söylüyor. Abi ev olduğu için diyor daha samimi, rahat yaptım. Evet mesela ben. Ebrar da geldiğinde öyle olmuştu değil mi? İlk kez karşılaşıyorduk ama Ebrar, çok rahat. Ebrar kurban oldum ya. Aynen çok severim ondan. Sığmadı ama koltuğuna sığ. Benim konuğum benim gibisi makbul. Küçücüğüm ben. Nereye koyarsanız oraya sığarım yani. Peki bir şey soracağım. Oyunlarımız var biliyorsunuz. Var biliyorum. Oyunları oynayalım mı? Hadi canım. İzledin mi hiç bizim talk show'u? İzledim. Sonuna kadar izledim. Yemin et. İzledim tabii ki. Hatta sevgili... P-Queen. Evet. P-Queen. Niye söyledin? Belki başka birini söyleyecektim. Hayır onu söyleyecektim. Yaptığı için söyledim yani. Yardımcı oldum. Çok tatlıydı. Şey bir diziyle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Dizinin adını bilmeye çalışıyordu. Değil oyun, mi? Doğru. Dizinin genel ismi. Dizinin adını bilmiyor. Ha. Bil bakalım. İsmi yok ya. Oyun bölümündeki ama iki tane oyun oynayalım. Bence bir harfli oynayalım. Çünkü Oğuzhan çok yaratıcı adam. Onda keyifli olur. Evet. Eyvah. Hangisini oynayalım? Diziyi mi oynayalım yoksa şu tutturma ihtimalini mi oynayalım? Yorumlarda en çok hangisi gelirse onu oynayacağım. Bekliyor muyuz bir sonraki videoya kadar?
Oğlum sizin programlarınızda inanılmaz şeyler oluyor bana ya. Ne oluyor? Bak ben geçen gün 10 bin küsür insanın karşısına çıktım. Konuşma yaptım, tamam mı? Bak ne zaman siz benim eve geldiniz ya program çekmeye. Evet. Ya da işte ben şimdi buraya geldim ya. Ben takip edemiyorum konuları. Ne konuşuyor? İnanılmazsınız. Tabii. Bak inanılmazsınız. Çok ciddi söylüyorum. En sağlam olduğum yer hani konuşulan cevap vermek falan filandır kendimce. Sizin yanınıza geldiğimde, sizin programlara geldiğimde böyle oluyorum. Çünkü ne oluyor ya? Evet. Peki sen gergin olduğunda gözlük takıyor musun? Doğru evet. mu? Vereyim istiyorsan biraz. Yok, sizin yanınızda hiç gergin değilim. Biliyorum ya. Canım olmadı. Hatta tek başıma geldim ilk defa bir yere. Abo. Çok biraz sıkıntı. Başka bir dünya ya. Gördüm şu anda. Çok değil de bir elli. Bir tane oraya harf generatör yaz. Ya harf oyunu eskiden vardı ya Mehmet Ali Erbil'in. Biz oynayalım şimdi görme. Bak şimdi çok tamam, güzel tamam. Müthiş oyun. Çok zevkli oyun. Kıbrıs'a ne zaman gidiyoruz ya? Ne yapmaya gittin Dora oraya? Dora'ya konseri. Kimin konseriydi Dora? Mert Davran. Nasıl davrandı peki? Mert davranmış falan diyor sağda. Çok kötü. Etkisine girin mi o yok oluyorsun. Nide'nin neyesi çıktı? Sen sor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mesela patladı. He, onu da mı ya? Ama sen. Hadi. Tamam, merhabalar, hoş geldiniz. Adınız nedir? Nilgün. Nilgün Hanım, nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Nevşehir'den. Nevşehir'in neresinden? Neresinden olacak, içinden. Ne iş yapıyordunuz? Nanoteknoloji üzerine çalışıyorum. Aa, Nevşehir'de nanoteknoloji üzerine bir firma mı var? Niye olmasın? Neden bu? Buradan bütün Nevşehirlileri videonun altına bekliyorum. Ben niye bugün böyle bir şey yapıyorum anladın mı? Talk show yapmasınlar kardeşim. Ben talk show yapıyorum. Bizim piyasayı kırıyorlar ya. Talk show değil ki abi. Oğlum bu düşük bütçeli talk show. İkisi ayrı şeyler. Aslında eve insan çağırıyoruz, sohbet ediyoruz, oyunlar oynuyoruz biz. Tamam. Talk show dediğin böyle mi olur ya? Böyle bir rahatlık olur mu ya? Seninki talk show yani. Rahat değil miyiz biz? Hayır yani. Seninki böyle daha cool duruyor, anladın mı? O coolluğu var yani. İsim şehir hayvan modunda bir şey bu ya. Ama bak devam edeceğim. Şimdi zorlamaya devam edeceğim. Daha da zorlamaya. Ben mesela meslekte gittim. Ha, gitmeyeceğim. Nanoteknoloji. Nanoteknolojide en son ne ürettiniz? Neler ürettik neler? Evli misiniz bu arada? Hayır. Hayır. Hayır yok, öyle bir şey yok. Ne evliliği canım, bize göre değil. Aylık ne kadar kazanıyorsunuz? Nice paralar kazandık zamanında ama söylemesem daha iyi olur şimdi burada. Ürünleriniz yurt dışına satılıyor mu? Nijerya'ya bolca satışımız var. Peki aileniz hayatta mı? Namütenayi söylememekten de çekindiğim bir konu üzerine bakarsak çok şükür. Doğru bir şey, öyle bir kelime var mı ya? Var. Ha, tamam. Ay ne yaptın? Şok içerisinde. Ben üçüncü soruda eğlendim bu arada, haberiniz olsun. Ben hala Nevşehir'de ne iş yaptığımı düşünüyorum. Ne yapabilirim ya acaba? Tamam hadi. 2000 evlere selamlar. Şimdi böyleydi oyunumuz, tamam mı? Bas bakalım ne çıkacak. F. Hoş geldiniz. Adınız nedir? Feridun. Feridun Bey, nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Fas'tan. Aa öyle mi? Faslısınız demek. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Fas'ta? Ama sen de ne iş yapıyorsun Fas'ta? Firavunum. Güzel meslek. Babadan mı kaldı bu meslek? Bir hakika doğru söylüyorsunuz. Bir kelimeyle Firavun'u anlatmak isterseniz ne derdiniz? Farklı. Altınızda kaç kişi çalışıyor? Five. Şimdi faslı olduğum için Türkçe, İngilizce. Doğru. Peki Türkiye'ye sık geliyor musunuz? Farazi sorular bunlar falan deyip. Ben bittim işte mesela. Niye efsane. Doğru abi farazi? Fazlasıyla geliyorum. Evet. Ha? Fazlasıyla geliyorum. En çok neyini seviyorsunuz bizim ülkenin? Feridunların. Toplanıyoruz biz bütün Feridunlar. Evet. Böyle bir derneğimiz var. Ben tabii Firavun olduğum için herkesi ben organize ediyorum. İşte güneşi ayarlıyorum falan filan. Çok seviyorum Feridunları. Peki mesela ben bugün Fas'a gitsem ne yemem önerirsiniz Fas'ta? Fasulye. Fasulyesi mi meşhur Fas'ın? Fasulye işte. Fas fasulye yani. Oradan çıkmıştım. Özür. Aa sağlı sollu. Bayağı iyi gidiyorsun ama. Bir iki soru sonra ben biterim yani. Ben de ben bittim ki çoktan. Evli misiniz? Fark eder mi? Hayır merak ettim, hani çocuğunuz var mı? Bir sonraki firavun kim olacak? Fark eder mi? Bir şeyi iki kere söyleyemiyorsun. Ha söyleyemiyorum ama evet. Aynı soruyu iki kere sordu. Hayır. Hayır. Çok zevkli. Bunu oynayalım bunu ya. Çok zevkli abi, ya. Çok eğlenceli bir oyun ya. Çok eğlenceli. Bence bunu Pinch'te oynayabilirsin bu arada. Çok teşekkürler. Hayır ya bizde zaten başkası var. Valla bizde Mehmet Ali Erbil'den. Tamam Pinch'te oynayalım. TRT1'de gördüm. Çok eskiden 70'lerde yapılıyormuş. Acayip hoşuma gitti. Çok dedim güzel. Ki tam oynanacak oyun. Puanlama sistemi nedir? Yok böyle biz kafamıza göre zorluyoruz. Bir yerde patlarsa patlıyor sonra bırakıyoruz. Patlasına ama sen bunu kadar. Belki iyi bir konuma oturtabilirsin. Yani. Evet evet çok eğlenceli. Keyifli yani. Çok beğendim. Şimdi sen bana yap. Şimdi sen Fırat'a tamam. Haydi. Yeah. 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 Oh yeah. Look at this. Mesela yeah ile nasılsın sorusuna nasıl cevap verilir? Yani fena değilim. Sen soruyorsun soruları, o cevap verecek şimdi evet. Yeah ile. Merhabalar, isminiz nedir? Yılmaz. Nereden geliyorsunuz? Yozgat'tan geliyorum efendim. Yozgat'ın nesi meşhurdur? Yalı. Atların yalları bizde gürgür olur. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Ne alaka? Ne zamandır ata biniyorsunuz? Yo, ben ata bindiğimi söylemedim. Yalı meşhur dedim. Yani meşhur olanı söyledim yani. En sevdiğiniz küfür?
Yalaka. Yalaka. Tabii. Gömleği nereden aldın? Yalova Spor'un en son çıkardığı bu şey branding ürün. Branding ürün. Evet, branding ürün. Markasının, kendi markası. Bu çocuk çok iyi bu konuda. Yok, ben kendisini de indiremeyeceğim aşağı. Şeylerden sor, böyle biraz derinden gir. Evlilik hayatı, aşk hayatı, efendim. Ha öyle değil. Çocuktur çocuktur, kazancını sor. Aa hakikaten ya, evde iki köpek var. Bu çok çocuk düşünüyor musun? %100 değil ama belki. Yani %100 çocuğumuz olacak diyemem. Allah kısmet ederse. Etmezse? Yaradan bilir onu, ben bilmem. Lan ben bilmem. Güzel. Güzel. Ben yendim. Çok tatlı bir ortam ve çok tatlı bir kanal. Ve bu kanalı tabii ki kendi jargonumla kirletmek istemediğim için çok tatlı tatlı sana sorular sordum ama bunun çok enteresan bir versiyonunu Pinch'te biz tabii kesin yaparız. Kesin yap oğlum. Aa, şu an aklıma geliyor. Benim bulmuş olsam bile bana sormana gerek yok ki zaten. Yani. Olur mu? Olur mu? Benim şey şeyim, senin şeyin. Senin şeyin, benim şeyim. Yarın Pinch başlıyor bizde de. Çok iyi. Ekmeğimle oynadı lan. Bizim bütçeli Pinch Show haftaya yayınlandı. Pinch. Ben de evde çektim biliyor musun Pinch'i? Bir vallahi sezon. Bir sezon evde çektim abi. Bayağı. Bize şimdi teklif geliyor. Şurada çeker misiniz? Burada. Ben de diyorum ki ama konseptimizi biz aslında evde çekmeye kurduk. Yapamayız diyorum. Bunun olayı bu zaten, anladın mı? Bu evde geçmesi. Ya burada samimi. Samimi. Ev ortamı geyiği muhabbeti evet, olsun evet. Ya. Bize konuk bul ya. Bize kim abi gelecek senden sonra? İrem'i çağırdınız mı? O kadar ahbaplığımız var. İrem Derici gelir. Ya şimdi böyle ya, o kadar ahbaplığımız var diyemiyoruz işte. Utanıyoruz böyle şeyleri şey yapmaya. Biz şey utangacız. Hadi kim varsa arayalım. Abi canlı da arama şimdi. Tam tersi, ne oluyor ya diyeceksin. Çünkü şu anda ne oluyor ya kanalındayız. Çok kalabalık abi burası. Şimdi ben Fırat ve Ceyda'nın yanındayım. Onlar da düşük bütçeli talk show diye evlerinde bir talk show çekiyorlar. İzliyorum. Ah canım ya, be. Haydi. Şu anda sizi o zaman Ceyda Hanım'a bağlıyorum. Blink. Seni buralarda görmek çok isteriz ama gelir misin gelmez misin bilemediğimiz için yazmadık. Koşa koşa geldim. Ben sana şimdi takvimi atayım, sen bir benim üstüme kara toprak at. Sen bize dağıt onu, aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Biz sana göre ayarlayacağız zaten. Böyle iki gün falan üst üste İstanbul'da olduğum bir zaman yapıştırırız. Tamam, sen bana programını at, şu günüm boş de. Buraya sana kırmızı halı, kırmızı halımız yok tabii ki öyle şey. Aşkım size halı ben olurum. Ah canım. Çok tatlı. Çok sevindik. Tamam o zaman haberleşmek üzere. Çok mutlu olduk. Öpüyoruz seni. Veriyorum o sana. Görüşürüz. Kapat ayol. Peki yazıklar olsun. Öptüm. Öp. Hadi bay. Bay bay. Numaramı hemen atar mısın? Çıktıktan sonra unutulmasın. Tamam ben atarım ya. İnşallah atarsın. Hadi başka konuk bulalım. Kim hadi, kim olsun? Kim olsun? Hadi ikinci bölümümüz, konuk bulmaca bölümümüz şimdi başlıyor. Siz de yorumlara lütfen. Oyunculardan düşünelim. Ben konuk muyum? Program toplantısında ama mı? Sen hep böyle izliyorsun. Ama bizim kaşarımız hayır, hayır, şaka bir şey içer misin bu arada? Yok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Oyunumuza geçelim. Böyle bir geçişimiz yoktu, ben yeni ekledim. Şimdi oyun şu, 5 saniye, 3 saniye ve 1 saniyede sana bir dizi anlatacağım. Yani birinciyi 5 saniyede, ikinciyi 3 saniyede, üçüncüyü 1 saniyede. Sen de bunları bilmeye çalışacaksın. Yani ikiniz daha anladım. Doğrusu. Kim bilirse. Ya kim önce basarsa o kazanıyor. Aa, ben de adama bana yardım et diyecektim. Gerçekten diziler beraber, çünkü bende ben yok. Bende de yok. Tamam olsun. Bunları üçünü de biliyorsun. Peki. Net. Hazırız abi. Hadi bakalım. Bileceğin zaman vuracaksın. Nereye? Ama eline gözüne bir yere tamam. Vuracaksın. Tamam. Buton da almamışlar o kadar. 5 saniyelik olanı anlatıyorum. Tamam. Şu kaosta ne kadar huzurlu uyuyorlar. Evet. Bak, şu an uyandı soyundan bahsedince ama. Evet. Bizim küçüklüğümüzde vardı. Şu anda o dizide oynayanlar bizim arkadaşlarımız. Lise dizisi. Şey. Bastım. Koçum benim. Hayır tabii ki. Urla'da çekildi. Kabak yerleri. Hayır. Hayır lise tabii. Kampüsistan değil. Onu üniversite onların hepsi ya. Lise defteri. Hayır. Hayat bilgisi. Evet bravo. Arkadaşlarımız oynuyor dedim. Ümit oynuyor. Aa doğru. Ümit var orada. Ümit evet. Var. 7 yaşından beri falan tanınıyor. Ümit benim tanıdığım en sağlam adamlardan. Müthiş mi? Ümit benim arabamı sattırdı. Tamam. Anlatıyorum. 3 saniyede. İkinciye tekrar çekildi ama birincisi inanılmaz iyiydi. Leyla ile Mecnun. Bravo! Oh, söyle, bak söylerken niye takılı kaldım biliyor musun? Ben Sabrina diyecektim. Şu haline kötü demiş oluyoruz aslında. Hayır, birincisi çok iyiydi abi. Ha, çok iyiydi. İkincisi de güzel yani, ama ikincisi yani. İkincisi de güzel. Tamam. Ben ikinciyi izlemedim. Ben ikinciyi izlemedim. Birkaç part gördüm. Benim için birincisi iyi olup ikincisi çok kötü olan Sabrina'dır abi. İkincisi ne öyle ya? Sabrina'nın birincisi ne ya, öyle? Ya ne alaka abi? Abi Sabrina'nın birincisi çok güzel. Kedi falan var. Harika ya. Evet ya. Adanalı'yı keşke tekrar çekseleriz. Ay ya. Keşke ya Fırat. Onu hep ya Adanalı'yı çekin diyorlar ya kaçak gelinleri çekin diyorlar. Bu arada bence ikinciye çekilen de en güzel olan dizi Leyla ile Mecnun'dur. Mecnun'dur. Genelde ikincisi çekildiğinde olmuyor abi. Hiç. Evet ya bazı eski şeyler zorlama. Eski tadı olmuyor falan filan ama kadro sağlam. İkincisi en iyi olan iş büyük ihtimalle Baba 2 idi. O evet. Da 3'te patladı. Ha. Bir dakika Geleceğe Dönüş. Oo, İki zaten. Efsane abi. Hadi aşk. Bir saniyem var. Kapadokya'da hala ziyaretine gidiyorlar. Asmalı Konak.
borcunu ödebildi be adam. Ben eski diziciyim. Demek ki ben de nostaljik kafadayım. Sen de güzel oldun bugün. Ay canım ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldun valla. Evet. Tamam. Düşük bütçeli olduğu için saati yetmedi paramızı. Solo attın mı hiç? Bir solo at gitmeden. Bir tane. Bir at be. Bir tane şöyle slap solo atsana. Hadi bir solumuzu alalım. Biz de öyle. Haydi. Sen gir beraber atalım. Tamam. Ama beraber olunca solo olmaz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki haftaya şey yap. Bir dahaki aya. Ay, işte. Bir dahaki ay beraberiz. Ha, ben o zaman başlıyorum. Dur bir sizinle yolculayalım. Ya tamam anlatırken. Tamam, o hazırlanıyor tamam. Çünkü. Çıkabiliriz. Konsere gidiyor bu arada arkadaşlar. Konseri varmış. Kimin konseri? Kimin konseri? Anıl Durmuş. Anıl Durmuş. Çok yakışıklı bir çocuk. Şeye benziyor. Engin Altan Düzyatan'a benzeyen çok yakışıklı. Allah. Çok yakışıklı bir çocuk. Tabii. Ne tarz söylüyor? Şey biraz fantezi, pop, arabesk. Bir şarkısını karışıklı. Söyleyeyim mi? Unutamadım adını bulamadım çare. Yapamadım. Yüreğim pare pare. Bir şeyler oluyor. Çok selamlar bu arada. Ben selam söyleyin evet. Abi hazır mısın? Hazırım tabii. 5 saniye. Hazırız. 5 saniyede söylüyorum. Bunlar 5 kişiler ama pek konuşamıyorlar. Hatta hiç. Türk dizisi mi bu? Hiç konuşamıyorlar mı? Ne suskunlar mı? Bravo. Bravo. Öyle bir dizi mi? Bak izlemedim. Bir bölüm izlemedim. Belli Fırat orada oynuyor. Bilirdin yoksa. Bir bölüm izlemedim biliyor musun? Oynuyor canım ama isim sen isim çok iyi. Sen de onun dizilerini izlememişsin. Şimdi ben buraya gelince nasıl değişiyorum anladın mı her şeyi? Evet. Sen şu anda direkt evet doğru. Ben de patladım. Ben bu arada niye doğru cevap için Fırat'a ya da biraz önce sana değil de sana bakıyorum. Oradan şey bekliyorsun herhalde. O biliyor çünkü doğru cevabı. Elini biraz açık oynuyor. Şöyle anlatsana lan yapıyor böyle mimikleriyle falan. Tabii öyle bir şey de var. Şimdi 3 saniyeye geliyoruz tamam mı? Adam iyi ki görmüyor da bu çektiklerimi görmedi. Annesi kör olan bir oyuncu var galiba. Deli yürek. Senaryoda. Yok canım deli yürek. Deli yürek. Güzel yaptım ha ben var ya filmin içine replik olurmuş vallahi. Diziye replik olacak bir şey söyle. Ezel. Evet. Geçmek istiyorsan geç kuzum. Rahat ol ya. Ceyda zamanında gitti içeride reklam çekti geldi. Tamamdır. Çok görüşürüz. Çok görüşürüz. Selam söyle. Çok görüşürüz. Çok selam söyle. Hadi bay bay. Tamamdır. Tam şey telefon kapatması değil mi? Yalan. Tamamdır. Aleyna yolcu ederken ben size bir saniyeliğini söylüyorum. Hazır mısınız? Ezel'i nasıl bilemedim ben ya? Ben nasıl bildim? Bence ama güzel söyledim bak. Hiç alakasız. Öyle bir kafam gitti bir yerlere. Yavrum gezinmeyin artık çıtır çıtır. Benim Marvel babam. Ne dedi? Benim Marvel babam mı? Fırat içsel bir devinim yaşıyor şu an. Sen de ne sorduğunu sorguladın değil mi şu an? Benim Marvel babam. Bu bir dizi mi? Türk dizisi. Evet. Bir daha başka bir şekilde o zaman şey. Çünkü bu benim mesela sen... Ben de bilemeyeceğim şu an. Yani kaç yıllık karım bilemiyor. Onun yüzden ben hiç o topa girmeyeyim yani anlamadım çünkü. Ama mesela ne olduğunu öğrendikten sonra benim şu Marvel babam... Merak, evet. Hani tamam onu şey yaparsınız. Ne olduğunu çok... Aşkım çok hızlı söyle. Çok hızlı söyleyeceğim ben tamam. Oyunun kuralı bu zaten. Giriş şarkısı diziden ünlü. Giriş şarkısı diziden ünlü. E niye söylüyorsun şu an şarkıyı? Süper Baba! Ben de ama bakar mısın? Süper Baba! Süper Baba. Marvel babam. Süper tamam. Baba. Ya ne alaka. Tamam. Ama olsun Fırat. Bana bir masal anlat baba. Hemen girerler ya böyle otobüsü. Gel burada sen yapacaksın şimdi. Aa eyvah. Şimdi gör kavgayı sen gör şimdi. Benim masalarla ilişkim biliyorsun çok. Tabii. Telefonum burada dur kimi arasam diye arasam ya. Mekancı oldun artık nasıl gidiyor? Ha pardon. Program başındaki sorularmış lan onlar. Çekilmiş en son en gerçekçi mahalle dizisi. Cennet Mahallesi. Hayır canım bu normalde... Adana 01. Anlat İstanbul. Ya bu oyun böyle bir şey mi? Mesela hepsini sayacaklar mı? Bir evde 5 kız, bir baba, fırıncı. Canım ailem. Baba evidir. Baba bin demin söyledik ya oğlum. Ekmek teknesi. Bilemedim. İçinde. Böyle bir sürü sarık araba kullanan iyi insanlar. Çiçek taksi. Sonra o bir... Akasya durağı. Bravo. Akasya durağı, taksinin rengi. Öyle değil be. Akasya durağı sarı, buğday sarısıdır. Biliyorum aslında. Taksinin rengi. Buğday sarısıdır. Buğday sarısıdır. Maça gidiyor şu anda. Buğday sarısı. Taksinin rengi.
Çek taksi durağı burası. Tabii. Ha? Taksinin rengi budar. Hanımefendi bir ayaklı soundtrack bu arada. Bravo. Evet. Hepsine olan tak 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 tak. Burçin şarkıcı ki Instagram'ına bak. Benim 2 gün önce şarkım çıktı. Aa! Aşağı koydum bakarsınız. Aşağıdan orada. Bakın. Hadi bize bir kuple telif atmazsan. Bir benim sandım boşlukta kaybolan sudan çıkmış bir balık çırpınıp duran. Ay çok güzel, çok sevdim. Hayırlı olsun. İnşallah milyonlar izlersin. İnşallah. Yol açık olsun. Size Babala TV'den like atıyorum. Şu fax. Bir tane daha mı var? Bir saniyede anlatman lazım. Bir saniyede anlatacaksın. Oh, annem yok oldu. Sihirli annem. Söyleyemedim heyecandan ya. Bravo. Evet. O nasıl bir diyalog lan? O annem yok oldu. Hiç öyle bir şey olmuyor ama dizide. Niye anne böyle yapıyor? Ama içinde annem de var. Aslında ben hatalı yaptım yani bu arada. Evet, saymıyor. Yok, tamam. yok doğru yaptın. Doğru. Bu ne? Bu ne mesela? Neyi beğendin? Konuyu abi bunu Ceyda çizdirdi. Şimdi adam dedi ki bu? Yapmayın hanımefendi dedi. Böyle hakkını uzun olursa rahat oturamazsınız dedi. Bizim belimizi ağrıtıyor bu. Hiç benimkini ağrıtıyor. Adam mı haklı çıktı ne? Nubuk leke tutmayan kumaş falan diyorlar işte buna. Leke tutmuyor bu arada. Gerçekten haklılarmış. Kolaysın. Leke mi var lan? Ayağınızla bastınız. Evet. Senin gibi bitireceğim. Hazır mısın? Senin sevdiğin türden. Beni benim gibi bitireceğim. Tamam. Oğuzhan Uğur konuğumuzdu. Teşekkürler. Bu arada izleyicilerimize çok teşekkür ederim. En gururlandığım şey ne biliyor musun? Ne zaman sizin kanalda bir video çıksa aşağıda pinç izleyicileri de bu kanalı izliyordu. He. Yani sizinle aslında bir şekilde, tabii ki sizin kadar artık çok değiliz ama sizinle bir şekilde ortak bağ kurduğumuz insanlar var. Tabii onlar canım, evet. Zaten senin bize katkın çok fazla. Hayır, katkı. Hayır. Abi bir şey söyleyeyim. Hayır. Bak öyle bir şey yok abi. Akacak kan damarda durmaz bir kere. Abi bugün kanalın %30-%35'i senden geldi. O yüzden %35'ini sana veriyorum. Tamam. Bekliyorum. Hayır. Aynı dili konuşan insanların bir... Fark etmez. Sen bizi tanıttın abi. Abi tamam bir dur bir tatlı bir şey söyle. Ben bunu kabul edemem. Sen yaptın. Sen ama evet yok etkin abi. Çok... Asla. Bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey değil o. Sadece şunu söyleyebilirim. Aynı lisanda aynı insanlara hitap etmek, evet. Benzer takipçilere sahip olmak bir kere çok güzel. Sizin gibi başarılı insanlarla benzer zevklere sahip insanların bizi de izliyor olması beni çok mutlu ediyor. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok tatlısın. Seni izleyen bizi izliyor işte. Ben de onu diyorum sana. Pırıl pırıl i̇şte sizi izleyen de beni izliyor. Yeter! Hepsi senin izleyicin bence. Ama aslına bakarsan bak şöyle de bir durum var. Nasıl bir durum? Sizleri öpüyorum. Canlar kendinize iyi bakın.